TV100 ekranlarından herkese günaydın. Her sabah 09.10'da canlı yayında sizlerle birlikte sağlık konuşacağız efendim. Aynı zamanda estetik güzellik gibi konulardan da bahsedeceğiz. Vaktimiz olduğunca da koruyucu hekimlikten de bahsedeceğiz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Psikiyatri uzmanı Doktor Tanju Sürmeli. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi hocam... Ben sizinle ilgili bir araştırma yaparken biraz okuyunca çok değerli okulların isimlerini gördüm. Biraz onlardan saymak istiyorum. Columbia Üniversitesi, Yale, Harvard, Cornell, New York Medical College, University of Texas. Yani çok iyi okullar, çok heyecanlandım. Tebrik ederim. Başarılarınızın devamını dilerim. Bu motivasyonla da sorumu sormak istiyorum. Şimdi ben kendi çocukluğuma da baktığımda disleksik bir çocuk olduğumu hatırlıyorum. Ondan sonra hiperaktiftim, hiç yerimde duramıyordum. Mesela matematik, fizik gibi konularda çok iyiydim. Ama mesela bir Türkçe'de paragrafı 6-7 kere başa dönmem gerekiyordu. Ama o zamanlar bu konu çok popüler değildi. Ama şimdi baktığımda birçok ebeveyn çocuklarıyla ilgili işte benim çocuğum hiperaktif, dikkat eksikliği var gibi yakınmaları olduğunu görüyorum ya da böyle teşhisler aldıklarını görüyorum çocukların. Şimdi şu anda bu dönemde rahatsızlık arttı mı yoksa farkındalık mı arttı acaba? Şimdi aslında tabii farkındalık arttı. Hem basın hem medya, sosyal medya hepsi ve hekimlere gidiş oranı arttı. Yani bu tür sorunların çözülmesi gerektiğini anlamaya başladılar. Ailelerin farkındalığının artması üzerine. Tabii çünkü bunlar belirli bir süreç içinde oluyor ve sıkıntılar bitmiyor. Bitmediği zaman da işte ben şurada şunu duymuştum, bunu duymuştum deyip birbirleriyle konuşmaya başlıyorlar aileler. Bunlar arttı. Tabii ama bir taraftan da bu farkındalığın artmasıyla, gidişlerin artmasıyla da tanılarda da yüksek oranda tanı konma da olabiliyor. Yani doğru değil, gerçekten değil. Mesela şimdi 5-5,5 yaş grubu ilkokula başlayacak hazırlığıyla başlayanlar var, 5,5 yaş grubu. Ki 5-5,5 yaş grubunun sınıfta oturma, yani dikkatini vererek bir şey dinleme, normal beynin gelişmesine zaten göre 10 dakika. Evet. Halbuki ders 40 dakika. 10 evet. dakika sonra çocuk sıkılmaya başlayacak. Ve sıkıldıktan sonra da hareketlenmeye başlayacak. Yapacak bir şey yok. Yani çünkü çocuğu, daha oyun çocuğunu getirip sınıfa sokulduğu için. Demek çok saçma bir tabii, şey aslında. O zaman aileler işte dikkatini vermiyor da öğretmen dikkat diğerlerini bozuyor falan. O zaman bunda dikkat eksikliği, hiperaktivite var mı diye. Bu çocuklarda mesela yanlış tanı konma ihtimalini arttırabilir. O zaman kaç yaşlarda konulan tanılar yani daha doğru olur? Yani normalde eskiden eğitim sistemine göre işte 7 yaşta okula başlama ve o başlama yaşında hem okulda hem de sıkıntıları devam ediyorsa teşhis yönünde araştırılması gerekiyordu. Şimdi tabii daha erkene çekildi ya da 6 yaş grubunda da işte ancak 6 yaş grubunda 20 dakika dikkatini verebiliyor. 9 ile 10 yaş grubunda sonra 40 dakika dikkatini verebilmiyor. Bu beynin olgunlaşma süreçleri var. Bu olgunlaşma sürecinde beynin yapabildiği bir kapasitesi var. Ama biz kapasitenin üstünde onlara sınıfta kalmasını, dikkatlerini vermesini, öğrenmelerini isteyebiliyoruz eğitim olarak. Yani eğitimle günlük hayat ya da tıp birbirleriyle örtüşmeyebiliyor hocam, eğitim standartları. Galiba eğitimde açısından sorun olmadığı sürece problem yok. Ben mesela okul başarım yüksek diye benim bir problemli bir çocuk ilan etmediler ama belki de okulda başarım düşük olsaydı bunu araştıracaklardı ve bir şeyler bulunacaktı. Tabii bir de şöyle bir şey var. Belki okul başarınız iyiydi ama bazı alanlarda sıkıntı yaşıyordunuz. Bu da sizde bir anksiyete, bir gerilim, kaygınızı arttırıyordu ve bunlar kaydoluyor beyine. Kaydolduğu zaman bir sonrakini gördüğü zaman hatırlamaya başlıyor beyin. Hop, otomatikten aynı bütün sistem aktif veriyor, hale geliyor ve aynı reaksiyonu veriyor. Bu çocukların çilesi nedir hocam? Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu nasıl? Ve o herhangi bir çocuktan farklı olarak nasıl sınav kaygısı yaşıyor? Şimdi genelde çocukların hemen önemli bir kısmında sınav kaygısı görülebilir. Dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü olmasa bile. Çünkü burada kalp atışı, nefes alışı ve beynin çalışma sistemini değiştirebilecek bir sistemden bahsediyoruz. Bir sınavdan bahsediyoruz. Hatta bloke olur, unutabilir. Ama dikkat eksikliği, hiperaktivite ya da öğrenme güçlüğü çeken çocuklar bir konuya
odaklanmakta sorun yaşarlarsa yaşadıktan sonra da hafıza kısmına kayıtlanması lazım. Orada bir sıkıntı yaşayabiliyor. Bilgiyi çağırma, yeniden işleme sokmada beynin öyle bir işlevselliği var. Orada sorun yaşıyor ve burada her şey otomatikten oluyor. Genelde aileler veya öğretmenler şunu düşünüyor. Bilerek yapıyor, isteyerek yapmıyor, işte işine gelmiyor gibi düşünüyor. Orada sıkıntı yaşıyor bu, evet, çocuklar. Evet, halbuki evet, bu otomatikten olan bir sistem beyinde. Evet. Tamamen çocuğun bizim iradesinin dışında bir şey. Hatta bazı çocuklar söylüyorlar bana, gel doktor amca ben söylüyorum ama bak sen söylüyorsun şimdi diyor. Aynısını ben de anneme söyledim diyor. Ama inanmıyor bana. Ama kimse inanmadı diyor. Evet. Ve o çocuklar çok büyük baskı yiyorlar. İşte bağırış çağırış kaos oluyor. Bu şartlarda bir çalışma olduğu zaman sıkıntı olabiliyor. Bu sıkıntıyla ilgili ailelerin bilmemesi, bir de çocuklar oyunla ilgili şeylere dikkatlerini daha çok veriyorlar. Doğal olarak. O zaman da aileler diyor ki bak işte oyundan alamıyoruz, akıllı telefondan, bilgisayarlardan alamıyoruz, oyun olarak dikkatini çok iyi veriyor. Benim çocuğumda dikkat sorunu yok diyorlar. Halbuki o zaman beynin farklı bir alanında dikkat merkezi devreye giriyor. Hı hı. Biz ona limbik sistem diyoruz. İlgiyi, sevdiği bir şeye uyanma ile ilgili. Ama akademik başarı için beyinde çok geniş bir alanda dikkat merkezinin devreye girmesi lazım. Sonra oturup ders çalışması için dışarıya verdiği dikkat merkezi kapanıyor, içeriye verdiği dikkat merkezi açılmaya başlıyor. Bunların beyinde karşılıkları farklı yerlerde var. Peki hocam, tanı koymak, tanı almak, doğru tanı çok önemliydi. Peki bu tanı kriterleri içerisinde objektif tanı kriterleri diye bir şey var mı? Evet, objektif tanı kriterleri geliştirdiler. Çünkü aileden alınan bilgiler, işte öğretmenden alınan bilgiler bir takım subjektif sorularla alınıyor. Ve bu subjektif soruların doğruluk oranı, hekimin teşhis koymasında yardım oranı %38 ile %78. Bu düşük bir oran. Evet. O zaman hekimin yanılma, yanlış teşhis koyma ihtimalini arttırıyor. Onun için de beyinde elektriksel akımlarda markerlar, işaretler var ve bunlar araştırıldı. Çok büyük çalışmalar yapıldı. Bayağı kontrollü çalışmalar yapıldı. Ve sonunda dikkat eksikliğiyle öğrenme güçlüğünü ayırt edebilmek için beyindeki elektrik akımını kaydedip bir veri tabanı geliştirildi. O veri tabanı sağlıklı çocuklardan, dikkat eksikliği olan, öğrenme güçlüğü olan çocuklardan ayırt ediyor. Dikkat eksikliği olan çocuklarda çok fazla teta dediğimiz yavaş dalgalar artıyor. Bu dikkati bozuyor, öğrenme süreçlerini olumsuz etkiliyor kendi yaş grubuna göre. Hı-hı. Bu beynin olgunlaşma sürecinde olacak bir şey. Olgunlaşmayı tam yapamıyor beyin. O zaman bu bilgi eksikliğiyle 1-1,5 yaş falan geride kalmaya başlıyorlar zaman içinde. Ama bu zeka skorlarını olumsuz etkilemiyor. Yine normal zeka grubu, hani zekasında bir düşme, hı-hı, olmadan geride kaldığı alanlar oluyor. Öğrenme güçlüğünde de bu beyin dalgalarında düzensiz oluyor ama dikkat eksikliğinde kadar yüksek şeyde oranda, yani kendi yaş grubundan daha fazla artmış oranda olmuyor. Orada da yine iyi dalgalar dediğimiz beta dalgaları dikkatimizi vermemizi yarayan onlar var. Dikkat eksikliği olan grupta bu eksik. Eksik olunca bu işi yapamayacak hale girebiliyorlar. Bunları çok güzel ayırt edebilip doğru tanı, evet, koyma şansımız var. Evet, bu 10 var. Dakikalık bir testle beyin dalgalarını kaydedip bir veri tabanında inceleyip, ki FDA bunları onaylamış dikkat, evet, eksikliğinde, teşhisi %90-%97 doğruluk oranına çıkarabiliyor. Bu önemli. Çok iyi. Peki hocam, doğru tanı, doğru teşhis koyduk. Şimdi çocuğun bir rahatsızlığı söz konusu olduğu zaman ailelerin korkusu çocuk ilaç kullanacak, çocuğuma niye ilaç vereyim gibi bu tip kaygılar başlıyor. O zaman önümüzde ilaçsız seçenekler de var değil mi? Evet, ilaç seçenekler var. Binlerce aile kliniğimize başvurduğunda bunu söylediler. Ben çocuğuma ilaç kullanmak istemiyorum. Bir sürü yan etkileri var. Başladım, yan etkisi olunca bıraktım diyor. Bu çocuklarda en büyük sorun, ilaçsız bir yöntemle yardım edilmelerinde yarar var. Bu da bilimsel olarak kanıtlanmış. Beyin dalgalarını tekrar düzenli hale getirmeyi öğretiyor. Bir alet, sensörlerle, hiçbir yan etkisi yok. Neurofeedback dediğimiz bir yöntem, beyine geri bildirim vererek. Bu çocukların, eğer tedavi edilmezse bu gruptaki çocuklar, ilaç kullanmak istemeyenler ya da ilaçtan etki göremeyenler ya da yan etki görenler, o çocukların
başka sorunlarla karşılaşma oranları yüksek. Mesela uyuşturucu hı-hı, kullanma, hı-hı, suç işleme, hı-hı, depresyona girme, kişilik bozukluğu ya da saldırgan agresif olma, hı-hı, ve öğrenme süreçlerindeki kopukluktan dolayı çünkü okuldan kaçma, kaybolma. Dışlanmış evet, çocuk sonuçta bu tip evet, alanlara yönelebiliyor. O gibi sorunlar oluyor. Onun için onlara mutlaka bir opsiyon yaratılması gerekiyordu. 1970'li yıllardan beri yapılan çalışmalarda şu an en az ilaçlar kadar etkili olduğunu gösterdi bilimsel çalışmalar. Bunlar büyük analizler yapılıyor, meta analizler, sistemik inceleme raporlarına göre en az ilaçlar kadar etkili ve kalıcı. İlaç mesela 4 saat etkili ya da 12 saat etkili formu var, hı-hı, ama hı-hı, bunlar 12 ay kalıcı, hı-hı, olduğu gösterildi bilimsel olarak. 12 ay kalıcı, 12 aydan da uzun, uzun süre. Uzun da kalıcı. Tabii. Peki. Beyin öğreniyor, öğrendiğini kullanıyor. Bir Pavlov'un köpeğine yaptığı koşullanma yöntemi kullanılıyor evet, burada. Evet. O yöntemle beyin kendisi o sistemi tekrar düzenli çalışmayı öğrendiği zaman kullanıyor, adapte ediyor, günlük hayatına zaten sokuyor. Zaten hocam sadece bu öğrenme güçlüğüyle ilgili bir şey değil. Yani normalde biz zaten %95 oranında istemsiz, bilinçsiz hareket ediyoruz. Yani tabii, bilinç dışımızla hareket ediyoruz. Hani kendimiz seçim yaptığımız konuları bile, zannettiğimiz konular bile aslında seçimlerimiz, bilinçli seçimlerimiz değil. Değil. Çünkü o otomatikten beyin bir takım hesaplarla almış, yapmış, kayıtlamış ve o kayıtları kullanıyor genel olarak. İrademizle yaptığımız oran %1 ile %10. O da kişiye değişken. Yani bir kişide %1 olabilir, öbüründe %8 olabilir ya da en fazla %10 olduğunu. Ve en şeyde her zaman soruyorlar, biz beynimizin %100'ünü kullanıyoruz. Yani ne kadarını kullanıyoruz diye. Bu ayrı bir konu ama %100'ünü kullanıyoruz ama düzenli kullanmamız lazım. Çünkü bazı aksamaları oluyorsa çocuklarda bilgi eksikliği oluyor. Hı hı. Bir bakıyoruz ki beceri puanlarında yavaş yavaş aşağı düşmeler oluyor ve farkında bile olmuyor aile. 2 sene, 3 sene geçiyor. Halbuki zaman geçmemesi lazım. Peki bu neurofeedback tedavi yöntemiyle işte bu sınav kaygısını, bu çocukların öğrenme güçlüğü problemini çözebiliyoruz. Evet, çözebiliyoruz. Şimdi tıpta hiçbir şey %100 değil ama %80, %85 başarıyla çözüldüğünü görüyoruz ve kalıcı olduğunu görüyoruz. Bir de yan etkisi yok. Beyne bir şey vermiyoruz. Hani beyne bir elektrik vermiyoruz. Beynin elektrik akımını kendi yaş grubu gibi olması gerekeni öğretiyoruz. Nasıl? Yüksek teta çocuğu dikkat alanına olumsuz etki edip, hı hı, bulut içinde geziyormuş gibi oluyor. Birdenbire dersteyken başka şeyi düşünmeye başlıyor. Evet. Ya da ders çalışacakken ya da elinde bir şeyle oynuyor, kalemle, silgiyle, farkında bile değil. O sırada ders akıyor, hı hı, ama o orada meşgul. Evet. Dinleyemiyor beyin. Oraya dikkatini veremiyor. Peki hocam, bu yöntemin yan etkisi var mı? Herhangi bir yan etkisi yok şu ana kadar kanıtlanmış bütün çalışmalarda, herhangi bir yan etkisi çocuğun olmadığını. Çocuğun başka bir davranışlarını etkileme, yok, hatta o etkileme çocuğun gibi böyle kalması yan etki yaratıyor. Çünkü beyin bir network. İskambil kağıtlarının şeyini düşünün. Hani arka arkaya bu desteği bozduğunuz zaman bütün hepsi bozuluyor. Evet, evet. Beyin de öyle bir şey. Eğer beyinde bir şey düzgün çalışmıyorsa zaman içinde başka yerlerde de düzelsizler ortaya çıkıyor. Onu düzeltmek önemli. Düzeltilmezse yan etkisi var ama bu yöntemin böyle bir yan etkisi yok. İlaç gibi değil. Bir de bence hocam psikiyatrik hastalıklarda %10 bile düzelme çok kıymetli bir şey. Bazı hastalık gruplarında evet, %10 öyle. %10 düzelme başka düzelmeyi de getiriyor beraberinde. Şu an %10 düzeldi ama daha çok düzeleceğinin evet, işareti olmuş. Ama burada genelde yapılan birçok hastalık grubunda yapıldı. Bu depresyonda, anksiyete bozukluğunda, takıntı hastalığında, obsesif kompulsif bozuklukta. Hatta biz şizofrenlerle bir çalışma yaptık. Onlarda bile %80 iyileşmeyi gördük. Çok güzel. Yani ciddi anlamda beyindeki elektriksel devrelerin beynin olgunlaşmasını bozduğu evet, gibi düzeltebileceğini de biliyoruz. Hocam çok ilgimi çekti bu yöntem. İnşallah sizi tekrar konuk olarak ağırırız. Daha detaylı konuşuruz. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz teşekkür için. Efendim, TV 100 ekranlarında her sabah 9.10'da Sağlıklı Günler'de sizle tekrar görüşmek istiyorum. Ve unutmayın, güzellik sağlıktan gelir.